küçük beyler ve sevgili büyükler. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşımızda bizlerin ablası, ikizlerin annesi, sizlerin çok sevdiği Doğrutkay Kama. Ekranların en renkli, en eğlenceli, en tatlı yarışması Çocuktan Al Haberi'ne hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle ve yarışmacılarımla yine sizlerin huzurundayız. Çocuklarım yerlerinde hazırlar, beni bekliyorlar. Merhaba çocuklarım. Merhabalar. Ben hazırım, çocuklarım hazır, yarışmacılarım hazır. Siz de hazırsanız Çocuktan Al Haberi başlıyor. Neler yapıyorsun? Anlat bize. Şimdi ben sana çift sarılı yumurtayı anlatacağım. Biliyor musun? Ben bu hafta. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır, merak ettik. Biz aramızda konuştuk, sana sonra anlatırız. Seni çok seviyorum da abla. Çok mutlu oldum senden bunu duyduğum için. Yine ben kazandım. Hep ben kazanmak zorunda değildim. Araba vardı. Test duruyor. Ters. Evet, test duruyor. Sana da bir gün yap. Yumurta yapayım mı? Toplantıdan sonra içeriz. Diu diu diu. Ağzım sulattı. Aa, çok ekşi. Aa, gerçekten mi? Evet. Ay çok şaşırdım. Çok tatlı yarışmacılarım var. Ve bu sefer bir sürpriz yapmışlar, ekip olarak gelmişler. Doğru mu? Doğru. Mücadeleye mi geldiniz? Evet, doğru. Burka'yı eriyeceğiz. Burka'yı elemeye geldik. Ay. Üstüne oyunlar oynanacak. Öyle mi diyorsun? Nur Hanımcığım, sizle başlayalım mı? Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Nur Hacıipoğlu, 52 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 18 yaşında bir oğlum, 28 yaşında bir kızım var. Trabzonluyum. Ay Trabzon, aslında, selam aslında sana. Trabzonlu değil, Oflu'yum demem gerekiyor. Of'a da selam. Of'a da selam. Ben Karadeniz yöresi aşığı bir insanım. Ben de öyleyim. Ailemde, sülalemde hiç kimseler yok. Fakat ben 3-4 defa gittim ve gerçekten ismime orada aşık oldum. Doğru. Yani doğaya ve yeşile. O yüzden çok seviyorum Karadeniz'i. Ben de Karadeniz'i çok seviyorum. O yüzden işim de zaten botanik. Botanikçisiniz, ne güzel. Diyorum, evet, çok da mutluyum. Çocukları çok seviyorum. Yani arkadaşlarımın çocuklarıyla daha fazla vakit geçiriyorum. Bir de genç anne olmuşsunuz sanıyorum, evet, değil mi? Onun da getirdiği bir çocuk özlemi arada bir oluyor. Oluyor, oluyor. Torun bekliyorum ama olmuyor maalesef. Öyle mi? Niye? Kız mı keselim, kızım beni öldürüyor. Maalesef kesemiyoruz. O kızınız onu duyacak dermişim. Her şey zamanında hayırlısıyla şey oluyor. Hiçbir şey biz planladığımız gibi gitmiyor bazen. Ben de 36'ya geldiğim zaman artık ya bu saatten sonra artık olmaz derken... Allah bana iki tane yavru armağan etti. Evet, bütün çocuklarımıza maşallah. O yüzden bugün bol bol çocuk sevginizi bizimkilerle yaşayacaksınız. Evet. Hiç üzülmeyin. Gireceğim. Burkay Beyciğim, sizi tanıyalım. Ben Burkay, sosyal medya stratejistliği yapıyorum. Nur Hanım'la da o vasıtayla tanıştık. Nur Hanım'ın kızının yanında çalışıyorum ben. Ne güzel. Bir evim, ailem yok. Ay, olur mu? Çoluk çocuk burada gördüğümüz kadarıyla. Peki çocuklarla bir iletişim kurduğunda nasıl sonuçlanır? Çocuklar beni çok severler ama ben çok sert iletişime geçiyorum onlara. Ne demek çok sert iletişim? Yani çok sarılırım, hırpalarım, ısırırım, şey yaparım. O yüzden aileleri biraz çocuklarını benden sakınırlar. Şöyle olabilir, insan bazen severken yıpratıyor. Ben de kendi çocuklarımı böyle çalkalamak suretiyle seviyorum. Ama ne yapalım ya, içimizden böyle geliyor. Sizi tanıyalım lütfen hanımefendi. Elif Çalışır ben, 45 yaşındayım. 22 yaşında bir kızım var. Üniversitede okuyor. Ne güzel. Özel bir şirkette marketing departmanında çalışıyor. Şimdi sevgili seyircilerim, ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum. Biz yeni tanıştık tabii, fakat Nur Hanım'da da Elif Hanım'da da sanki böyle otoriter bir anneymişsiniz gibi. Hiç dominant. Hiç değiliz. Ya. Hiç değiliz. Gerçekten. Görüntümüz öyle olabilir ama asla değiliz. Görüntümüz öyle çok değil. Böyle özgürlükçü, çocuklarımızı ya, rahat bırakan tipleriz. Evet. Çok arkadaş gibi anneyiz aslında. Evet. Ama sanki daha bir... Hayır dedim mi? Hayır falanlık da bir varmış gibi sanki. Gözüme baktığı zaman anlar onu. İşte söylüyorum. Söylüyorum ya, söylüyorum. Ben bir akrep burcu olarak sezgilerim biraz güçlüdür de. İnsanları gerçekten böyle çok uzaktan tanıyabiliyorum. Çıkarım yapıp annem de böyledir.
şu gözlerini şöyle açıp hayır dedi mi? Ben de sadece bakarım. O bir daha asla yaşanamayacak. Sadece bakıyorsunuz. Bakalım burada sadece bakarak çocuklarımızı tanıyabilecek, onların cevaplarını tahmin edebilecek misiniz? Eğer hazırsanız çocuklarıma bir merhaba diyelim. Durucuğum, Durucuğum bize kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba Doğa abla. Adım Duru. 4 yaşındayım. İleride aşçı olacağım. Prensesim, neler yaptın görüşmeyeli? Merak ettim seni. Hayvanat bahçesine gittim. Orada inek gördüm, deve, aslan. Aslan ve ayı aynı kafesteydi. Ayı yani kaplan ve ayı. Ve ayı kaplana masaj yapıyordu. Sonra da çok değişik değişik sesler çıkıyordu bu arada. Böyle sesler çıkıyordu. Sonra tavşan gördüm. Kokarca. Yılan. Timsah. Kokarca görmüş. Durucuğum ben hiç kokarca görmedim. Hani derler ya hani adını kokmasından alır diye. Kokarca gerçekten kötü kokuyor mu? Kokarcanın yanından geçerken o kadar çok kötü kokuyordu ki burnumuzu kapatarak korunuyorduk. Sence en tatlı hayvan hangisi Doğa abla? Ay zor soru sordum kuzum. Aslında ben bütün hayvanları çok seviyorum ama galiba tavşanlar daha tatlı geliyor bana. Tavşanları seviyorum. Kulaklar böyle vıdı vıdı. Teşekkür ediyorum çiçeğim. Ali Demir'im, bir tanem. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Adım Ali Demir. 5 yaşındayım. Büyüyünce mimar olacağım. Neler yapıyorsun? Anlat bize. Sana bir soru soracağım. Hadi. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Şaka şaka. Şimdi o konuya hiç girmeyeceğim. Orası biraz karışık. Şimdi ben sana çift sarılı yumurtayı anlatacağım. Çift sarılı yumurta, metabolizma hızlı çalışan ve genç tavuklardan alınan yumurtalardan biridir. Metabolizması hızlı çalışan tavukların yumurtlama sırasında yumurta kanalına 2 tane yumurta düşer. Tavuk ne yapsın? 2 tane kabuk üretemeyeceğine göre hop bir tane kabuk üretiyor. 2 tane yumurtayı içine alıyor. Sana çift sarı yumurta oluyor. Senin o anlatışın var ya. Nasıl tatlandı? Kesinlikle. Çalışmış onu çift sarılı yumurta ikisi beraber tavuğa düşünce ondan sonra. Peki Ali Demir'im çift sarılı yumurtanın diğer yumurtalardan bir farkı var mı ya da varsa nedir mesela? Çift sarılı yumurtanın diğer yumurtalardan tek farkı sadece kaz yumurtası kadar büyük olması ve 2 tane olduğu için beyin besin değerinin fazla olması. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı bilgilerin için. Öperek uğurluyorum, görüşürüz turlarda. Bilgili, meraklı, araştırmacı. Tanıyorsunuz artık yani anlatmaya gerek yok. Ve tatlışko kızlarım geldi. Hiranur ve Zeynep'im kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Merhaba adım Hiranur, 6 yaşındayım. Büyüyünce kuaförde çalışacağım. Adım Zeynep, 6 yaşındayım. Büyüyünce hayvanat bahçesinde çalışacağım. Ay çok özlemişim sizi. Görünce fark ettim. Neler yaptınız? Görüşmeyeli anlatın bize. Benimle kardeşim birkaç gün önce dişimiz çıkmıştı. Benimkini anneanne çekti. Bir de tam şuradaki salınıyor bak. Ay gördüm. Benim de sıradaki dişimi kendim çektim. Kendin mi? Bir tanesi anne çekti. Benim şeyim çekmişti. Dokunduğumda her çat diye geçmiş galiba. Evet. Şişt, ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır merak ettik. Biz aramızda konuştuk sana sonra anlatırız. Tamam bir tanem sonra anlatın bana. Öpüyorum sizi çok çok. Birbirlerini bazen desteklerler bazen ayrı düşüyorlar. Marketten vazgeçmiş artık. Vallahi bravo doğru. Geçiyorum. Arasçığım. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Lokum. Ben Aras. 3 yaşındayım.
Seni çok seviyorum baba. Seni çok seviyorum mu dedi? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Çok mutlu oldum senden bunu duyduğum için. Böyle sarılmak istedim sana. İçim coştu gene Aras'ım. Neler yaptın peki? Anlat bize. Herkes bekliyor seni. Buraya mı? Ne olmuş? Gözler mi bunlar? Bak gözler. Kuyumda gözler var. Gözler. Gözler mi? Siz oraya ne zaman geldiniz? Ama sizin gitmenizi istiyorum ben. Koluna göz yapmış herhalde. Onlarla konuşuyor. Aras'cığım, duyduğuma göre bana göstermek istediğin bir şey varmış. Nedir o? Bugün mimikleriyle geldi. Bunu göstermek istiyor. Oyuncak falan yok mu göstereceğin? At. Köpek. Köpek mi? Hoyaş. Bu yaman mıcık acıya. Ben de havucum. Tek kişilik dev kadro için bir alkış rica ediyorum. Sen sanki hepsinin ismini asla biliyorsun da birazcık bizi kandırıyorsun gibi geldi bana. Biliyorsun değil mi hepsinin ismini? Bu bir zeba. Bu bir fil. Bu bir aşam. İşte bu kadar. Bravo, işte bu kadar bravo. Benim bir tanem. Bu arada gözümden kaçmıyor Minnoşka. Eminim seyircilerimizin de gözünden kaçmamıştır. Saçların çok güzel olmuş. Kestirmişsin galiba. Pek yakışmış bu model. Benim öpeceğim kaçır. Gidemiyorum. Pah. Pah. Ha ha ha. Ah kurban olayım senin gülüşüne ya. Çocuklar gülünce sanki ne oluyor bize? Bizde bir mutluluk. Yok. Tamam ama bir motivasyon. Evet gerçekten hep gülsün. Bütün çocuklar hep gülsün. Gülsün. İpekciğim tatlı küçük prensesim. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım İpek. 5 yaşındayım. Büyüyünce balerin olacağım. Büyüyünce ama. Büyüyünce değil. Bakın ona çok dikkat edin. Görüşmeyeli neler yaptın tatlı kız? Limonata yaptık babamla. Limonları böyle rendeledik. Sonra tuz koyduk. Karıştırdık. Sonra sürahiyi koyduk. Sonra suyla böyle arttırdık. Ve yaptık babamla. Lıkır lıkır içtim. Anladırken ağzım sulattı. Benim de ağzım sulandı ama limonataya tuz koyulduğundan emin misin bir tane? Düzeltiyorum, şeker koydum. Sen de sevebilirsin. Teşekkür ediyoruz bir tanem bu şahane tarifin için. Ve Kami'dir o. Ondan başka yoktur. Alkış geldi Kami. Nasıl bir şey Kami? Çok iyi. Çok acayip. Acayip bir şey var, konuşma şekli var. Var değil mi? Bazen evde çocuklarım onun gibi konuşuyorum ben. Aa, evet. Siz? Bunu göreceğiz tabii ki. Evet. Hemen burada istiyoruz bunu. Nasıl mesela? Abla seni çok seviyorum. Hayır, siz, yani, hayır, siz çocuklara ne diyorsunuz? Mesela kahvaltı hazırladınız, çocukları çağırdınız. Nasıl çağırdınız? Çocukların adı, benim çocuklarımın adı Ece ve Ege. Tamam. Seslenirken, Ege yemeğin hazır yavrum gel. Bu şekilde seslenmiş. Anne gibi anne. Sadece evi çekip çevirmeyen aynı zamanda gösteri dünyasını da eve taşıyan. Ben de onun gibi konuşuyorum ama. Aslında evet, evet sizden kaptım aslında. Onu. Öyle mi? Siz yaptıkça ben de yapmaya başladım. 5 yaşıma girmeye çok az kalmış. Aynen olabilir. Aynen. Benim bir tanemsin sen ya. Ve geleceğin inşaat dünyasına evet. Da her zaman yön evet. Verecek. Kami'cim kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım Kami, 5 yaşına girmeye başladım. Birazcık büyüyünce inşaatçı olacağım. Bir tanem. Bir duyum aldım. Kumburgaz'a gitmişsin galiba. Neler yaptın orada? Evet, Kumburgaz'a gittim. Bisiklet yarışması yaptım. Sonra ben kazandım bisikleti hızlı sürdüğüm için. Bir tane de yarış yaptım. Yine ben kazandım. Sonra bir tane daha. Yine ben kazandım.
Sonra bir baktım diğer arkadaşlarım kazandı. Hep ben kazanmak zorunda değildim. Ya sen ya gerçekten ya. Evet Kamil. Çünkü bazen yani kazanmak kadar kaybetmek de güzel ama sen öyle iyi yürekli bir çocuksun ki muhtemelen onlar da kazansın diye isteyerek kaybetmişsindir. Kaybetsem de mutluyum zaten. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bu ince ve anlamlı mesajların için. Sırada Luna var. Luna'yı biliyorsunuz. Luna'cığım bize kendini tanıtır mısın lütfen? Benim ismim Luna Sitara Önal. 6 yaşındayım. Birinci oyuncu ve öğretmen olmak istiyorum. Yalnız ben de kendimde fark ettim programı izlerken. Luna'ya geldiğinde ben de böyle bir sesimi şey yapıp... hani karşısında şey anlatabiliyor muyum? Hani Luna'cığım öyle etkiliyor ki beni o sesinin tonu, anlatımı. Bugün bize neler anlatacaksın tatlım? Heyecan içinde bekliyorum. Biliyor musun? Ben bu hafta... bir... maket yaptım. Tebrik ediyorum seni çiçeğim. Nasıl bir maketti? Anlatır mısın bana? Hazır bir maket. Böyle parçaları tık 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 çıkartıyorsun. Birbirini böyle 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 birleştiriyorsun. Ben bir karsal yaptım. Ama ayakları biraz kısaydı. Böyle böyle bir şey vardı. Onun üzerinde kartal duruyordu. Böyle duruyordu. Öyle duruyormuş ama ayakları kısaymış. Ellerine sağlık bir tanem. Teşekkür ediyorum Emirciğim. Müziğe yön veren tatlı çocuğum. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım Emir. Emir Hasan Fidan. 5 yaşındayım. Tıbızı ve Retsi ve Doğa abla ve futbolcu olmak istiyorum. Görüşmeyeli neler yaptın peki? Söyle bize. TSV'ye gittik. Orada şimdi o zaten araba vardı. Ters duruyor. Ters. Evet ters duruyor. O da bonik vardı. Bonik ters duruyor. Yani ters duruyor. Onun içine giriyorsun ya merdivenle. Ne merdiven var söyleyeyim mi? O ters o ev ters ya. O böyle normalde böyle düz. Onun belki bir insanlar sivrildi onu. Böyle lemek koymuşlar. Lemek dökülmüyor. Sen giriyorsun tabii. Lemek var. O demek var. Masa. Gerçek gibi. Ama yaram. Ama dökülmüyor. Buzdolabı var gerçek gibi. Suyuk odası var. Bir ısrar var yani suyuk odasında. Bir de orada bir tane de bisneli içecek vardı. Bir tane de istek vardı. Kayser istek vardı. O da yani buzdolabı. Yanında bir sürü takviyeler vardı. Hepsi tez. Yani masa tez, üstüne düşmüyor ya, düşmüyor ya. Böyle ting 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 düşmüyor. Atmıyor da ya. Ya neler yaşamışsın sen ya benim bir tanem. Anladığım kadarıyla. Evet. Gittiği yerde her şey ters duruyormuş. Evet. İçecekler dahil. Evet. Ne varmış en çok o ilgisini çekmiş? Ters duran bir araba. Araba varmış bir de monik monik monik. Onu bilmiyorum. Ama çok heyecanlı anlatmıyor mu? Al beni de götür oralara. Çok değişikmiş Emir'cim. Ya hepimiz hayran kaldık. Bayıldık. Tese çok değişik bir şeydi. Bir tane köpek vardı. Ama var ya o köpek. O köpek normalde bir plastik yani gerçek değil böyle oyuncak. Ama gerçek olsa çok şaşırdım yani ya. Böyle çok şaşırdım. Şimdi böyle patlardı yani. Herhalde insan sasırır ya. Çok sasırır insan. Çok tatlı bir şeysin. Teşekkür ediyorum. Turlarda görüşürüz Emir'cim. Ve geldik. Al bayınıza. Herkes lütfen toparlansın. Göreyim bakayım yarışmacı. Evet. Herkes. Stüdyoda herkes toparlansın. Herkes toparlansın. Uygar'cığım kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım Uygar. 5 yaşındayım. İleride albay olmak istiyorum. Hedefi gösteriyor ama bir yandan da doğru mu gösterdim diye bakıyor. Onu biliyoruz albayım. Herkes onu çok iyi biliyor. Bugün bize neler anlatacaksınız acaba? Bugün sana buz ve limonatayı anlatacağım. Aa! Kaynar suyu döküyoruz.
Sonra bu çatlamaz oluyor. Sonra hiç kıracak, buzu kıracak bir şey uygulasan da üstünden kırılmıyor. Hiçbir şeyden de kırılmıyor. Ve limonataya eklediğinde de buz gibi oluyor. Sonra işte çok ekşi. Ay de diyorsun. Oynuyorsun da yani. Her şeyi de canlandırıyor bize. Ama bu hafta sanki bütün minnoşlar limonata yapmış evde. Öyle gibi. O kadar çok limonata dediniz ki Uygar. İpek de anlattı. Demin canımız çekti ya. Sana da bir gün yok. Limonata yapayım mı? Toplantıdan sonra içeriz. Kesinlikle. Sayende o toplantı şahane geçer. Hepinizi seviyorum çocuklarım. Evet, biz ekranların karşısındaki sizler için hazırlana duralım. Sizler de birinci turda bizleri bekleyin. Geliyoruz. Saat tam 10'dur. 10'da kapanırdır. Acaba hangileri yedirdirdir? Öyle zıvır zıvırlar. Aman zıvır zıvır işte öyle takılıyor. Evet. Renkleri kahverengi olduğu için uyumazdır. 3, 4, 5. Hakan Şahin. Söylüyorum sana. İkinci kez gittiğim yere sıkılıyorum, bakamıyorum. Emir, yetişemiyorum sana bugün. Yani şahanesin. Ben çok tatlıyım zaten. Herkes beni ısırmak istiyor. Şöbe, şöbe, şöbe. Birinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk çocuğumuz ne cevap vermiştir? İşte bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu doğru tahmin sizlere 10 puan kazandıracak. Her biriniz toplamda 2'şer tane çocuğumuzu seçeceksiniz. Bu turda 6 çocuğumuzdan cevap alacağız. Ve sizler de çoğunluktaki çocuğumuzu bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Eşitlik olması durumunda turumuza devam edeceğiz. Ancak... bu turda en düşük puanı alan sevgili dostumuz bizlere veda edecek. Sizin gönlünüzde Burkay yatıyor biliyorum. Evet. Burkay. Ama bakalım ne olacak. Şimdi sorumu soruyorum. Evet. Söyleyin bakalım çoğunluk çocuğumuz hangisini söyledi? Büyüklerin mi daha çok boş vakti vardır yoksa çocukların mı? Elif Hanım, sizle başlıyorum. Oo, ne zor soru. Yani biz de burada yıllardır çalışıyoruz yani. Yani... Haklısınız ama zor soru. Haklısınız. Ne yapalım? Çocukların. Çocukların demişlerdir. Sevgili Burkay ne der? Şimdi çocuklar evde anne babalarını gördüklerini hep boş olarak görüyorlar. Belki oradan bence büyüklerin daha çok boş vakti olduklarını düşünmüş olabilirler. Büyüklerin dediniz. Nur Hanımcığım. Çocukların. Burkay. Çocukların dediniz ve sevgili Burkay daha baştan puansız bir şekilde... Şaka bir yana. Burkay'cığım ya, yanlış anlama baştan sona. Ama Nur Hanım ve Elif Hanım sanıyorum analığın nimetlerinden faydalanarak 10'ar puan aldılar. Alkışlarla. Moralimizi bozmuyoruz sevgili Burkay. Neticede çoğunluk çocuğumuz, yani çocukların daha çok boş vaktidir diyen çocuğumuz acaba hangileri iyidirdir? Elif Hanımcığım, hadi sizinle başlayalım. O zaman ben Ali Demir diyorum. Ali Demir, hobi nedir biliyor musun? Hobi, insanların yapmak istediği, sevdiği şeylerden biridir. Örneğin spor gibi, resim çizmek, fotoğraf çekmek. Yani bunlar insanların hobileridir. Fobileriymiş yani. İnsanların da. Öyle demek istedi. Kırmayalım. Aynen öyle. Hiç kırmayalım seni bir tanem. Sence çocuklar mı daha çok uyuyor yoksa büyükler mi Ali Demir'cim? Bence büyükler daha çok uyumaz. Çünkü çocuklar daha çok uyuyor. Büyükler, mesela benim annem her sabah çok erken kalkıyor. Onun için ben çok uyuyorum. Onun için yani çocuklar daha çok uyuyorlar. Ya anacığı tabii, evet. İşe gidiyor kesin değil mi? Senin için koşturup duruyor. Şunu soralım o zaman. Büyükler işe gittiklerinde sıkılırlar mı yoksa böyle eğlenceli güzel vakit geçirirler mi? Bence büyükler işe gidince daha çok eğleniyorlardır. Çünkü o işler onların işi. Onun için bence eğleniyorlardır. O işler onların işi dedi ya bir tane. Soruyu soruyorum sana.
Büyüklerin mi daha boş vakti vardır yoksa çocukların mı? Çocukların, çünkü çocuklar hep oyun oynuyor. Büyükler de hep iş yapıyor. Onun için çocukların. Bravo. Ali Demir'in bu cevabı Elif Hanımcığıma 20 puan vererek 30 puanı taşıdı. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Yüzünüz gülüyor, kendinizden eminsiniz. Hadi be Burkay be, hadi be. Bence Uygar da doğru cevabı vermiştir. Uygar'cığım, sen boş vakitlerinde neler yapıyorsun bir tane? Annemle azıcık takılıyorum. Sonra birazcık koşturuyorum azıcık. Sonra işte öyle ızvır ızvırlar yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Müsaadenle kullanacağım bunu ama zıvır zıvır işte öyle takılıyorum. Zıvır zıvır. Büyükler ne zaman dinlenebilirler sence Uygar'ım? Büyüklerin işi bilmiyor ki. Ne zaman dinlensinler? Yani bu çocuğa ben alkış diyeceğim. Bitmiyor mu büyüklerin? Bitmiyor yani. Bu hafta şahsen benim oğlum Rutkay Kerim bana inanılmaz tavırlıydı. Bu hafta çok çalıştım. Her seferinde yanına gidiyorum. Seni çok seviyorum diyorum. Şöyle bakıyor bana. Beni seviyor musun diyorum. Hemen başka bir işle meşgul oluyor. Ne üzüldüm, ne üzüldüm. Sonra bir baktım böyle ilerleyen saatlerde yine oramda buramda. Aa, dedim tamam. Önce bir şey yaptı ama çalışan ana babalar bunu çok daha iyi biliyorlar tabii. Anneciğin yemek yaparken sıkılıyor mu? Sıkılmıyor. Annem yemek yapmayı seviyor. Yemek yapmaya sevgisini katıyor. Oh. Oh, yerim seni. Ay Allah, ya Rabbim ya. Nasıl soru soracağım şimdi? Dur bir dakika, sevgisini katıyor. Neyse, romantikliği bir tarafa bırakacağım. Çocukların mı daha boş vakti vardır yoksa büyüklerin mi? Çocuklarım. Bak gördün mü? Puan aldık. Evet, Uygar'cığım sana 20 puan armağan etti. Ama bu Elif Hanım hoşuna gitti mi? Bilemem. Bilemem kesin. Tebrik ederim. Nur Hanımcığım sıra sizde. Ben Kami diyorum. Aslanlar bütün gün yatarlar mı Kami'cim? Aslanlar kedi sudan içiyormuş. Sonra yani hasta olmuyorlarmış kedi sudan içtikleri zaman. Gece olduğu zamanlarda da yatıyorlarmış. Bu bilgiler nereden acaba? Kami'nin en sevdiği hayvan sansarlar. Sansar hakkında çok da bilgisi vardır. Soralım, sansarlar günün büyük bir kısmını uyuyarak mı geçiriyor Kami? Sansarlar uyumaz. Dört bacakları olduğu için karın içinde uyumazlar. Çünkü onlar sansar ve renkleri kahverengi olduğu için uyumazlar. Dört bacaklı olmasa? Evet, olduğu için. Belki de uyuyacak. Bir de kahverengi üstüne. Aynen öyle. Büyükler boş vakitlerinde neler yapıyor bir tane? Boş vakitlerinde böyle dışarı çıkıyorlar. Akşam olunca geliyorlar. Sonra yemek yiyoruz. Sonra yemek yedikten sonra yatıyorum. Allah! Anladınız mı? Öyle bir durum yani. Merak ediyorum ne diyecek Nur Hanım. Ben de. Ben de çok merak. Büyüklerin mi daha çok boş vakti vardır yoksa çocukların mı Kami'cim? Çocukların. Çocukların cevabıyla Nur Hanımcığım 20 puanla 30 puana yükseldi. Bir yandan da gizli gizli rakiplerini kesiyordu. Acaba turların sonunda neler olacaktı? Diyor Elif ve Hanım'a sözü bırakıyorum. İkizler diyorum. İkizler diyorsunuz. Evet. Soruyoruz bakalım. Kızlar, hafta sonu geldiğinde ne yaparsınız? Ve hafta sonu ne demektir? Hafta sonu olunca, evde sıkılınca boş vakitlerimizi her zaman dışarıda geçiriyoruz. Dışarı çıkıyoruz, bisiklet sürüyoruz, arkadaşımızla oynuyoruz. Ondan sonra parka gidiyoruz, arkadaşlarımızla oynuyoruz. Hafta sonu evde kalmak demekti. Aa, gerçekten mi? Evet. Ay çok şaşırdım. Aa, ay sizi severim ben. Bak bak şunlara ya. O zaman şöyle sorayım. Tatile gittiğimiz zaman erken kalkmamız gerekir mi? Evet, çünkü bazı denizlerin süresi
süresi vardır. Süresinde gelmezsek, süresi içinde süresi dolarsa siz çantalarınızı hazırlayıp gelmiş olursunuz. Ama baktığımızda orası kapanmıştır. Saat tam 10'dur. 10'da kapanırdır. 10'da kapanırdır mı? Ay çok tatlı bir şey ya. Demek 10'da kapanan bir... Bir yer var. Bir yer var kafasında ya da belki de. Anne kapattırıyor onu. Olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz Elif Hanım. Kapatan bir anne varmış yani burada. Elif Hanım bakınız. Onda yatağı. Evet. Şimdi benim de çok merak ettiğim bir soru kızlar. Benim evde de ikizler var ya, onlar genelde beraber vakit geçiriyorlar. Yani genel olarak ikizler boş vakitlerini birlikte mi geçirir? İkizler her yere tek tek gitmeli. Mesela diğer ikiz de plaja gitmek istedi. İlk önce plaja giderim, diğeri de plajda işimiz bitti. Diğeri dedi ki, kardeşim hadi Luna Park'a gidelim. Ondan sonra Luna Park'a gittik. Böyle hepsini tek tek sıraya koyup gittik. Sesi bitti yapıyoruz. Tabii. Hep onları sıralı ayrı ayrı yapın anne babalar daha şimdiden bile farklı farklı zevkleri var, farklı farklı hobileri var. Büyüdüklerinde ne olacak kim bilir. Ya demek ki babasını Luna Park'a götürürken ben bahçeye, öbürü bahçeden gelirken öbür tarafa. Soruyorum, büyüklerin mi daha çok boş vakti vardır yoksa çocukların mı kızlar? Büyüklerin, çünkü büyüklerin işe gitmesi lazım. Dışarıda yapacakları işleri vardı. O yüzden onların boş vakitleri daha çoktur. Sevinemiyorduk. Bir 10 puan da düşsek ya burada. Yok artık daha evet Elif Hanımcığıma ikizlerimden puan gelmedi. Ama gene de hiçbir şey belli olmaz Elif Hanımcığım. Burkay? Ben Aras diyorum. Aras diyorsun. Aras'cığım küçük kurabiyem. Büyükler her gün işe gider mi? Büyükler her zaman işe gider. Çocuklar da dedeye, anneanneye gider. Dedeler ve anneanneler. Arasçığımız bu sırada pandemi nedeniyle, bizim programımızın aldığı önlemler nedeniyle bizlere İzmir'deki yuvasından bağlanıyor küçük kurabiyemiz. Buradan İzmir'e selamlarımızı gönderelim senin sayende bir tanem. Henüz okula gitmiyorsun biliyorum ama okulda neler yapılıyor? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Okulda oyun oynamayı, okulda balmum yapayım, okulda saklambaç oynamayı. Saklambaç oynamayı. Nasıl oynanıyor biliyor musun miniğim? 3, 4, 5. Akım şayım, suyum sobe. Acaba nerede? İşte. Orada gördüm. Şöbe. O şeyi... şöbe. Ay Burkay ne cevap verdi acaba? Bence bana puan kazandıracak. Diyorsun. Aras'cığım, büyüklerin mi daha çok boş vakti vardır yoksa küçüklerin mi? Küçüklerin daha çok boş vakti vardır. Burkay hız kesmiyor, devam ediyor ve 20 puan daha alıp 40 puan da taşıyor kendisini. Tebrik ediyorum sevgili Burkay'cığım. Yani evet. Nur Hanım ve Elif Hanım seni Burkay çıt çıt yaparken sen bir anda iyi mi hissediyorsun kendini? Şu an çok iyiyim. Mutlusun. Çok mutluyum. Hadi bakalım. Nur Hanım da yanlış tercih yapacak. Nur Hanımcığım. Duru diyorum. Duru'cum, bebekler hep yatar ya, böyle hep yattıkları, uyudukları için sıkılıyorlar mıdır sence? Bebekler her gün yattıkları için sıkılırlar, zaten her gün ağlıyorlar. Mesela Ela ağlıyor, biz çıngırağını sallıyoruz. Ela bebek kardeşi oğlum, evet. Çok düşkün ona. Okulda ders aralarında ne yapıyorsunuz Duru'cum? Ders arasında yemek yiyoruz, oyun oynuyoruz ve uyuyoruz. Hadi bir çocuktan haberi yapalım. Evde annenle baban ne izlemeyi seviyor? Annem her gün dizi izliyor. Akşamları da dizi izliyor. Eyvah. Babam akşamları maç izliyor. Maç yoksa hep birlikte bir şeyler izliyoruz. Ay, çok güzelmiş. Büyüklerin mi daha çok boş vakti vardır Duru'cuğum yoksa çocukların mı? Çocukların daha boş vakti vardır çünkü onların eğlenmesi için. Kesinlikle.
Tüm dünyadaki çocuklar eğlensinler, gülsünler, bütün vakitlerini en güzel şekilde geçirsinler. Tek duamız bu diyor. Evet. Puanlamaya dönüyoruz. Nur Hanımcığım. Elifciğim. Ben çekiliyorum aradan. Buyurun. Senin. Başarılar diliyorum. Üzülme. Kimiz için? Sana güveniyorum. Güvenme. Nur Hanımcığım, Duru'nun cevabıyla 20 puan alarak 50 puana ulaşırken sevgili Burkay 40 puanla, Elif Hanımcığımsa 30 puanla veda ediyor. Sizinle olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Neler hissettiniz? Paylaşın bizle duygularınız gitmeden. Muazzam keyifliydi sizle olmak. Çok keyifli zaten. Çocuklarla olmak çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edecek. Kesinlikle. Harikasınız. Efendim biz ikinci tura geçiyoruz. Görüşmek üzere. Bakalım ne cevap verdiler? Bana bilmeyecek ne vardır? Böyle demek oluyor ki çok kaşınıyorum. Mavi olsam daha güzel oluyordu. Çünkü ben maviyi çok seviyorum. Ben de senin için bugün masmavi giymeyi tercih ettim bir tanem. Düdüt, yani araba. Onlar büyüyecek. Büyüyecek. Arada asmayalım da güneş gözümüze mi girsin? Güneş giyiyor benim. Show TV ve Çocuktan Al Haberi'yi ana ana bitiremezsiniz inşallah. Yoksa ağacına su giyer. İkinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butonlara basacaksınız. Ekranda bir çocuğumuz belirecek ve işte ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Ve her doğru tahmin sizlere 30 puan kazandıracak. Öyle böyle değil ha. 30 puan kazandıracak. Bu turda her bir yarışmacım toplamda 3 defa butona basacak. Şayet puanlarda eşitlik olursa oynamaya devam edeceğiz. Bu turda en yüksek puan alan yarışmacım benimle baş başa kalacak ve kendisiyle final oynayacağız. Ben. O benim. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hangi soruyu sorduk çocuklarımıza? Şöyle sorduk. Arabaların camına perde asılır mı dedik. Tamam mı? Bakalım ne cevap verdiler? Buyurunuz Burkay Beyciğim, basalım butonumuza. Uygar beni geçen sefer yanıltmadı. Bu sefer de yanıltmayacaktır. Ne cevap verdi? Asılmaz demiştir. Asılmaz demiştir. Soralım bakalım ne dedi bizim tatlı albayımız? Üstü açık arabalar çabuk mu kirlenir? Kirlenir tabii. Çünkü kuşlar pislik yapar hep. Sokaktaki bütün kirler arabada. Evdeki pencerelere neden perde asılıyor Uygar'cığım? Perde asmayalım da güneş gözümüze mi girsin? Ama güneş girmeyene ve doktor girer ya ondan dolayı demiştim. Sivrisinekler bizi neden ısırıyor albayım? Çünkü sivriler kanımızı emiyorlar. Kanımızı emiyorlar. Yani. Evet yani sonuçta. Seni hiç bir sivrisinek ısırdı mı? Yaşadı mı böyle bir şey? Ben çok tatlıyım zaten. Herkes beni ısırmak istiyor. Onda o kadar haklısın ki şu an. Çok haklısın. Sivrisinekler ne yapsın seni görüp? Yanından mı geçip gitsin o sivriler? Artık soruyorum Burkay. Bekliyoruz. Uygar'cığım işin içinden çıkamadık. Arabaların camına evdeki gibi perde asılır mı? Arabaların camına perde asıp önümüzü mü görmeyelim? Yalnız bu minnoşka bana haftalardır böyle bir göndermeler yapıyor. Sen de yani bunu bilmiyor musun? Sen de şunu bilmiyor musun? Her zaman sizi tersliyor mu? Evet. Ben seyrederken de pardon. Habire böyle bir tersliyim de nasıl yakalarım falan diyorum. Nasıl yakalarım diye ama gönlümdeki yeri katiyen çok değişmiyor. Tatlı. Ne yaparsan yap bana çiçeğim. Bir taneciğim. Evet Burkay Bey 30 puanla 70 puanlık zirvesinde. Görüşeceğiz. Eyvah. Görüşeceğiz. Gerçekten ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Buraya gelsenize böyle biraz bir kapışsanız heyecan olsun. Nur Hanımcığım basalım butona lütfen. Aras. Canım benim. Aras ne demiştir Nur Hanımcığım? Aras kesinlikle asılmaz demiştir. Ama kesinlikle eklemiş midir? Kesinlikle demiştir. Kesinlikle demiştir. Kesinlikle demiştir. Arasçığım kurabiyem. Arabada sen hangi koltuğa oturuyorsun? Arkadaki
küçük koltuğa. Arabada koltukta kemer takıyoruz. Kesinlikle. Çok da doğru yapıyorsunuz bir tanem. Şöyle bir şey sorsam sana. İtfaiye arabalarının rengi kırmızı ya. Senin çok renkli bir hayal dünyan var. Mesela sen ne renk olsun isterdin? Güzel bir renk mavi. İtfaiye arabası mavi olsa daha güzel olurdu. Çünkü ben maviyi çok seviyorum. Evet, ben de senin için bugün masmavi giyinmeyi tercih ettim bir tanem. Çok mutlu oldum sevdiğine. Bütün arabaların camlarında sineklik var mıdır sence Aras'ım? Benim koltuğumun yanında, dedenin arabasının koltuğunun yanında benim güneşlik ve sineklik yok. Güneş giyiyor beni. Bu beni yersiz ediyor. Yersiz ediyor. Dedesi buradan Aras duyuruyor size. Lütfen güneşlik ve sineklik takın arabaya. Yağsız oluyor çocuk. Ama cevabı aşağı yukarı tahmin ediyorum sanki. Nur Hanımcığım, yüzünüzde zaten onun getirdiği bir heybet hemen oluşmuş bakıyorum. Arasçığım, arabaların camına da perde asılır mı? Olmaz. Sineklik. Ve arabanın güneşi oluyor. İşte budur ya. Minik kurabiye Nur Hanım'a 30 puanı armağan etti ve artık Nur Hanım 80, Burkay Bey 70. 10 fark. Bir yerde bozulacak. Bakacağız. Bakacağız. Basalım butonumuza lütfen. Bakalım. Duru, Duru, Duru. Minnoşkam Duru. Ne cevap verdi sizce? Duru asılır da diyebilir. Diyebilir mi? Diyebilir. Asılır. Evet. Ne diyorsunuz Nur Hanım? Yuttum. Eyvah, ortam kızışıyor. Durucuğum, arabaların neden silecekleri vardır? Yani silecekler ne işe yarıyor? Önümüzü daha rahat görmemizi ve yağmurlarda silsin diye. Rahat rahat kaş bir tane aşkım benim kaşımış kulağı çocuğumu. Evlerin mi camı daha çabuk kirleniyor yoksa arabaların camı mı Duru? Düt yani arabadan kastet ediyorum. Çünkü arabaların camı daha çok kirlenir. Bütün gün dışarıda duruyorlar toz içinde. Toz içinde Duru. O zaman acaba böyle arabaların camına da evdeki gibi perdeler asılıyor mudur? Asılmaz, yoksa önümüzü göremeyiz. Yani Duru'ya yaptım ama Burkay da üzülmesin diye. Of Burkay'cığım, yanında tüm heybetiyle Nur Hanım dururken puan alabileceğini düşünüyorum. Güç bende artık. Buyurun. Hadi bakalım. Burkay Bey puan alamadınız Duru'dan. Olsun. Ama olsundu, ne yapalım dıydı. Nur Hanımcığım. Evet. Nur Hanım'ın gülmekten tam böyle yüzünde böyle meyve ağaçları açıyordu sanki. Evet. Emir. Rap'in YouTube dünyasının bir numaralı minnoşkası geldi. Emir ne cevap vermiştir Nur Hanımcığım? Aman dikkatliyim. Emir kafa karıştırabilir bazen. Asılmaz demiştir. Asılmaz demiştir. Emir'e güveniyorum ben. Arabayla bir yere giderken Emirciğim, böyle dışarıyı seyretmeyi sever misin? Ben daha önce gittiğim yerde, yani ikinci kez gittiğim yerde sıkılıyorum, bakamıyorum. Çünkü aynı yerde isim yok ki yani. Türkiye, Türkiye'de ismez Türkiye. İşte o. Ama olmadığım günde bir yere gidiyorsak ya da başka ülkeye gidiyorsak tabii ki bakarım, çünkü yeni yerler var, ben bilemiyorum ki onları. Doğru söylüyorsun. Odandaki oyuncakları karavana sığdırabilir misin? Sığdıramazsın. He. Bir tane çıkıyordu, iki tane çıkıyordu, üç tane çıkıyordu, dört tane çıkıyordu, beş tane çık varsa, yani su kazı varsa sığdırabilir. O kadar benim gibi o kadar milyon tane uzak varsa sığdıramazsın. O kadar minik karavan. Bu kadar uzaksın, bu kadar minik karavanı sığdıracaksın. Emir, yetişemiyorum sana bugün. Yani şahanesin. Gerçekten etkiliyorsun. İnanılmaz bir enerjisi var bugün gerçekten. Maşallah çocuğum. Arabalarımızı yıkatıyoruz ya Emir. Arabalar yıkanırken hazır biz de içindeyken. Biz de yıkanıyor muyuzdur? Ben yara sıksa boyuyorum. Boyuyorum. Sen yıkanırsın ama sen kabarırız ya. Lan ben gezemezken bak. Buzan diyelim tamam mı? Buzan diyelim tamam mı? Bu su diyelim tamam mı? Böyle sarpıyor. Sarp değilsin. İsten gizemiyor sen. Ya
su. Nasıl gitsin ki? Çok saçma ya annem. Çok saçma ya. Ya bu Doya ablanız yani bugün ne saçmaladı be kadın. Yani her şeyi saçma saçma söylüyor. Haklısın çiçeği. Yani oraya yani matematiksel olarak şey yani. Değil mi? Geçmez. Geçmez. Bir tanem arabaların camlarına da evdeki gibi perdelerimiz asılır mı? Evet asılır. Bazılarında lerva asılır değil mi ki? Buzan diyelim tamam mı? Bizem geldi. Bu var ya bu. Bu diyelim ki böyle bir şey sürbük varsa sen de böyle minik oturursun uzun. Ne de kesersin uzunsa. Yine sıkasamazsın zamzamana göre. Böyle yaparsın asarsın böyle. Asıyorsun yani perdeyi. Öyle asıyorlarmış. Nur Hanım, Nur Hanım. Aslında düşünmem lazımdı. Emir çünkü karavanlarda geziyor. Orada muhakkak bir güneşlik vardı. Onu düşünmem gerekirdi, düşünemedim. Yanılttı beni. Neyse olsun, sorun değil. Hala 10 puan öndeyim. O öylesiniz düşünsün. Tabii ki ama işte Emir böyle şaşırtabiliyor gerçekten. Doğru. Bir de o kadar uzun ve karmaşık anlatıyor ki biz dalıyoruz. Ne sorduyduk ya Emir'e. Doğru, çok şahane bir şey. Burkay Bey'le devam ediyoruz. Puanlarımız 70 puanda Burkay Bey. 80 puandan Nur Hanım olmak suretiyle artık... Heyecan gitgide artıyor. Luna. Luna ne demiştir? Asılmaz demiştir. Asılmaz demiştir diyorsun. Luna'cığım, tiyatro perdemiz var ya hani sen çok seviyorsun tiyatroyu. Bizim o tiyatro perdelerimiz çamaşır makinesinde yıkanır mı? Aa. Tabii ki de. Yıkanmaz. Tabii ki de yıkanmaz. Çünkü böyle büyük fabrikalar var. Onları gönderirler. Orada büyük böyle bu şey, bu oda kadar bir makine var. Ya da böyle insan kadar bir makine var. O makinede böyle faşır faşır yıkanıyorsan çıkıyor tiyatroya geri gönderiyorlar. Haklısın. Zaten o bordo, o kadife perdeler çok zor yıkanırdı makinede. Güneş girmeyen eve neden doktor girer biliyor musun Luna? Bana bilmeyecek ne vardır? Güneş girmeyen eve doktor girer demek... Güneş D vitamini olduğu için eğer perdeleri kapatıp, camları kapatıp hiç güneşi evimizde yer açmazsak hastalanabiliriz. Bu yüzden doktor çağırırız ve evimize gelir, güneş girmeyen eve doktor girer, o demek. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattın ki. Bunun üzerine bir de merak ettiğim şu vardı. Yüksek binaların camları nasıl temizleniyordur sence Luna'cığım? Yüksek binaların camları... Böyle adamlar, kadınlar, yani kim varsa bir insan böyle biniyor vinç gibi bir şeye. Kumanda böyle kollar var, kolları itiyor, yukarı doğru çıkıyor. Sonra oradan bir düğmeye basıyor, orada foşur foşur binayı yıkıyor. Ama ne güzel, ne bilinçli çocuklar değil mi? Gözlem yeteneği ne kadar kıymetli. Olmaz. Çünkü kaç kere görmüştür de ya da dikkat etmiştir böyle bir şeyi. Kumandayı bile yakalamış. Kesinlikle ne mutlu annesine babasına. Vallahi hayranlık duyuyor insan. Arabaların camına perde asılır mı Luna? Perde niye asılsın ki arabaya? Ev mi arabaya yani? Perde eve asılır. Dedi. Ve neler oldu Nur Hanım? Çok kötü. Burkay 100 puanla... Şu anda zirveye çıkmış durumda. Nur Hanımcığım da 80 puanla sen ne yaptın Burkay diye bakmaya devam ediyor. Hayır. Aranızda bir değerlendirir misiniz? Çok zevkli oluyor sizi izlemek. Ben şimdi Kami'yi yakalarsam 110 puan olurum diye düşünüyorum. Öne geçeceksiniz. 80 puan üzerine 30 puan daha alarak sevgili Burkay orada şaşkınlık içerisinde kalarak... Biteceğim. Nur Hanımcığım iyi düşünün ne olur. Sizi seviyorum ya. Burkaycığım seni de seviyorum da. Kadın gücü. Kadın dayanışması. Her yerde her zaman. Nur Hanımcığım ne diyorsunuz? Ah İranur. İkizler geldi. Tamam, ikizler tamam. Geldi. Ne dediler? İranur ve Zeynep asılmaz demiştir. Asılmaz demişlerdir diyorsunuz. Kızlarcığım evdeki perdeler her gün yıkanır mı? Hayır, sadece perdeler kirlendiğinde yıkanır. Tertemizse duvarda asılı kalabilir.
Mantıklı cevap. Şimdi yine bir soru geliyor. İyi gidiyorlar. Akşam olunca arabalarımızın üstünü örtmemiz gerekiyor mu? Üstünü neden örtmeyin? Çünkü örtersek bulamayız arabamızı. Cevap korkuttu. Cevap korkuttu. Arabalarımız da bizim kullandığımız şampuanlarla mı yıkanıyor? Arabalar aynı bizimle aynı şampuanla yıkanmaz. Onlar ancak köpükle ve deterjanla yıkanır. Arabanın sütü mü var? Yok. Demek ki neymiş? Arabaların saçları yokmuş. Nur Hanımcığım soruyorum. Sorun. Kızlar, arabaların camlarına evimizdeki gibi perdeler asılır mı? Asılır çünkü asılırsa böyle tertemiz kalır. Asılmazsa böyle kirli olur. Zeynep'in de hakkı var ama belki Zeynep öyle diyecekti. Konuşmamış, ortak karar vermişler. Eyvahlar olsun. Sevgili Burkay 100 puanla benimle finale doğru koşarken Nur Hanımcığım aramızdan ayrılıyor. Neler hissediyorsunuz Nur Hanımcığım? Çok üzgünüm. Arkadaşımla çok büyük hayallerim vardı. Burkay'ı eleyip beraber bir şeyler yapmaktı, galip gelmekti. Bundan sonra Burkay'la böyle şans gerektiren ya da işte böyle farklı ortamlarda bulunmayın. Çünkü bir de kesinlikle çaktırmıyor. Sessiz sessiz çok bekliyor sessiz. Ya. Evet, hiç beklemiyordum ben Burkay'dan böyle bir performans. Valla ben de kafadan birinci turda Burkay gider diye bekledim ama ben böyle... Ben de öyle düşünüyordum. Çocuklar zaten benim yanımda oldular yani. Bir de Burkay her seferinde şöyle dedin ya yani mutlaka hani Elif ve Nur kazanır falan. Hani ben de geldim ama sanki evden zorla sürükledi. Gerçekten formaliteden getirmiştik ama nasıl böyle oldu anlamadım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bileğin hakkıyla kazandın diyelim. Kaybeden masayı da kazanan şey masa haline getirdik. Evet, onu da haline getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Burkay Beyciğim'le finalde buluşacağız. Sizleri bekliyoruz. Finalde sevgili yarışmacım Burkay'dan 5 tane çocuğumuzun ismini söylemesini isteyeceğim. 5 çocuğumuza da ayrı ayrı sorular sorduk. Ne cevap verdiler? İşte bunu tahmin etmeye çalışacaksın sevgili Burkay. Artık puanları bildiğiniz üzere çocuklarımız verecek. Bu arada ödül için 500 puana ihtiyacın var. Hemen. Hemen diyor. 100 puandasın, 400 puan daha verirse sana çocuklarımız şahane bir tatile gideceksin. Her şey dahil 2 kişilik kız arkadaşın var mı? Evet. Ay ne güzel, onunla beraber gidersiniz. Show TV ve Çocuktan Al Haberi'yi ana ana bitiremezsiniz inşallah. Öyle olur. Herhalde. Hadi bakalım 5 tane çocuğumuzun ismini rica edeceğim senden. Şimdi öncelikle beni yanıltmayan arkadaşlardan seçeceğim. Haklısın. Uygar. Aras. Emir de Nur Hanım'ı geçmemi sağladı. Emir'i de alalım. Unutmuyor da bak. Tamam. İkizleri alalım. Hiç tamam. Onlarla şey yapmadık. Bir de Kami. Bir de Kami. Sağlam ve her an şaşırtabilen bir kadroyla huzurlarımızdasın. Evet. Hazırsan başlıyor. Hazırım. Hemen önce ikizlerim gelsinler ne olur. İkiz minnoşkalarıma sorduk. Haşır neşir olmak ne demektir dedik. Bilmişler midir, bilememişler midir? Haşır neşir olmak. İkiz oldukları için bilmişlerdir bence. Onlar da haşır neşirdir. Haşır neşirdirler. Hadi soralım, hadi soralım. Kızlar, komşularımızı tanıyor muyuz? Evet, ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Birkaç tanesinin ismini sayayım mı? Beytisem abla, Nurdan abla, Ebru, Sem abla. Ne güzel. Komşular çok güzeldir. Yaşasın komşuculuk diyorum. Komşular her akşam beraber mi yemek yer? Evet, çünkü yalnız yerlersek çok canlı sıkılır. Kızlarcığım, haşır neşir olmak ne demektir? Haşır neşir olmak ne demek biliyor musunuz? Demek demek ki yani bir yerimiz çok kaşınıyor. Böyle demek oluyor ki çok kaşınıyorum. Yani haşır eşek demek oluyor. Yani haşır eşek şeyin İngilizcesi eşeğin. Tamamen hiç alakasız. Burkaycığım. Zaten hiç ikizlerle şeyimiz tutmamıştı. Allah Allah bak şimdi. Hemen sevgili seyircilerimiz, sizler evlerinizde çayınız kahvenizle burada bizleri izlerken burada Burkay terler döküyor. Çünkü Elif Hanım ve Nur Hanım şurada böyle seyrediyorlar. Bana ne söyleyeceğim burada? Öyle bakıyorlar. Kaybedeceğin anı bekliyorlar. Kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceksin. Şaka bir yana yarışmak bile güzel.
Kızlardan puan alamayacaksın ama yapacak bir şey yok. Uygar'a ne sorduk? Elini çabuk tutmak ne demek dedik. Uygar. Uygar. Bilmiştir. Odanı sen mi daha çabuk topluyorsun Uygar'cığım yoksa annen? Yok annem. Çünkü o daha çabuk geliyor. Daha çabuk yuvarlıyor böyle. Göster, göster. Daha çabuk yuvarlıyor. Ben şöyle kalıyorum. Annem böyle. Her şeyi toparlıyor ya. Ah o analar, ah o analar. Elleri öpüle sana. Elini çabuk tutmak ne demektir albayım? Elini çabuk tutmak. Ne yaptın sen? Şu elini çabuk mu tuttun? Onu mu gösterdin? Burkay'cığım. Olmadı. Geriye de 3 tane minnoşka kaldı. Arasa ne sorduk biliyor musun? Dürbün ne demek dedik. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Diyorsun. Diyorum. Senin güneş gözlüğün var mı Aras? Güneş gözlüğü mesela ne işe yarıyor kurabiyen? Benim güneş gözlüğüm var. Güneş gözlüğü gücümü güneşten koyuyor. Şahane cevap verdin. Balıklar denizin içindeyken böyle gözleri açık mı yüzüyorlardır sence Aras? Baykal göreğini denizin içinde açar yer. Ama ağacını kapatır yer. Yoksa ağacını su giyer. Soruyorum Burkay. Bekliyoruz. Dürbün ne demektir? Dürbünün böyle yapıyor çıkmaya. Olmadı. Arasçığımdan da puan alamıyoruz. Sıra geldi Emir'imize. El kadar nedir diye sorduk sevgili Emir'ciğime. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Bilmiş midir? Bilmiştir. El kadar, küçük. Anlamında. Yorumunu yapmıştır. Yapmıştır diyorsun. Sadece bebekler mi büyümek için süt içiyor Emir'ciğim? Evet, siz bebekler süt ise... Çünkü onlar daha küçük, onlar büyüyecek. Ellerimiz mi daha hızlı büyüyor, ayaklarımız mı? İkisi birden büyür çünkü derim ki... Ben derim ki, 4 yaşındayım tamam mı? 5 oldu, bu da böyle büyüdü. 6, 7, 8, 9, 10. Yani büyüyor. İkisi aynı anda büyüyor, birisi büyüyemez. Çok haklısın. El kadar ne demek biliyor musun Emir? El kadar mı? El kadar yani elimiz demek. Elimiz kadar uzun bir şey var mı demek. Onun kısa cümlesi. Emir'den puan alacağız nihayet finalde. Sırada Kami var. Kami, Kami, Kami. Emek vermek ne demek dedik? Emek vermek. Zor soru değil mi? Çok zor soru. Haklısın. Kami'yi de düşün. Bilmiştir. Bilmiştir dedin. İnşaat makineleri ne iş yapar diye çok komik bir soru soracağım sana Kami. Ne iş yapar inşaat makineleri? İnşaat makineleri yıkandığı zaman çok tertemiz olur. Sonra yolda bir çukur görür ve oraya çimento döküp tamamlarlar. Oradan geçebiliyorlar rahat rahat. Vinç tuğlaları koyarken çok iyi. Vinç tuğlaları koyarken çok iyi. İnşaatçılar onu götüremez oraya kadar. Vinç'in kancası çok büyük olduğu için her şeyi ama her şeyi kaldırabilir. Yutkuduyor ya söylerken. Ha, heyecan. O anı yaşıyor yani. Yaşıyor. Kamiciğim emek vermek ne demek biliyor musun? Yemek vermeyi bilmiyorum ama yemek vermeyi biliyorum. Ah seni severim ben ya. Severim seni ben. Güzel çocuk. Emek vermek ne demek bilmiyorum ama yemek vermek ne demek biliyorum diyerek Burkay'a maalesef puan veremeyeceğini görmüş olduk. Sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi sevgili Burkay'la çok da şansımız yaver gitmedi. Ben diyorum ki bu hüzünlü ama yine de mutlu vedayı o çok sevdiğin dostlarımla yapalım. Nur Hanım ve Elif Hanım için alkış istiyorum.
Kıyamam bak, bırakmadılar arkadaşlarını. Kıyamam. Üzüldünüz değil mi kazanamam? Evet, üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ben rekabet varken şanslıymışım demek ki. Rekabet olmayınca. Ya. Evet, iyi arkadaşlar birbirine her zaman umur getirir. Ve birlikte olmak her şeye rağmen çok güzeldir. Çok. Hadi Emir'den üçünüz isteyin puanı. Bakalım Emir. Hadi Emir. 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 Emir, çok hadi ihtiyacımız Emir var vereceğim puanlara. 500 puan! Evet, ne mutlu, işte bizim çocuklarımız böylesine eli açık, eli böylesine açık, güzel çocuklar. Teşekkür ederiz Emir. Şaşırdın mı? Çok şaşırdım. İşte Elif Hanım ve Nur Hanım sana umur getirdi. Evet. Dedim, rekabet olunca ben varım. Rekabet olmayınca olmadı. Ve toplamda 600 puanla... Her şey dahil çift kişilik şahane bir yaz tatili seni bekliyor. Ama tabii Elif ve Nur Hanım'ı ne yapacaksın, yanında götürecek misin? Oradan artık her gün arar mısın bilmiyorum. Aynı yere tatile gideceğiz. Aynı tarihte orada olacağız. Beraberiz. İşte ben buna ekip ruhu diyorum. Kocaman öpüyorum. Biz birlikte yine çok ama çok eğlendik. Hele ki bugün bir başka heyecan vardı stüdyoda. Çocuklarım da elbet şahane işler çıkardı. Umarım siz de bizim yaşadığımız heyecanı evlerinizde hissettiniz. Ben ve çocuklarımla yarışmak istiyorsanız www.showtv.com.tr'ye başvurabilir ve bizimle beraber bu heyecana ortak olabilirsiniz. Hoşça kalın çocuklarım. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın.